Merhaba Nazım ve Veysi. Merhabalar hocam, nasılsınız? Bomba gibiyim. Merhaba hocam. Bu hafta yine boğmaca bir bölümle karşı karşıyayız. Soruları cevaplıyoruz. Nazım ve Veysi bir takım yorumlardan sorular seçtiler. Onları duyuyoruz. Hazır mısınız? Atış serbest. İspanya'da yağmur filmini izleyebilme imkanımız yok mu acaba? Hayırlısıyla biz bir izleyelim önce. Kardeşim paramız yok. Bize para yollayın o zaman. Vereceğim adresi. Patreon açacaktık biz Veysi. Allah rızası için bize. Kaç para istesek? 1'er TL alalım ya. Birer ama 1'er TL deyince hani adımın 1 TL vermesiyle 10 TL vermesi fark etmiyor onun için. Benim için fark etmiyor. Ben vermem abi 10 TL ne vereceğim ya. Aslında bu konuda fikir danışalım yani. Bilmiyorum Patreon. Belki tişörtle eğitimle yan gelir. Tişört de kötü abi. Değil mi Nazım? İFA bozmuş derler. Tişört satıyormuş herif. Gel vardı ya. Gel vatandaş tişört bak. Peki görsel efektlerde 3D Max mi kullanmak daha iyi yoksa Blender mı? Hayır Word kullanılır. Yazılımın hiçbir önemi yok, hep bunu söylüyoruz. Hangisini buluyorsanız onu kullanın. Torrent sitelerine hücum. Sayın hocacığım, bakın sizi çok seviyoruz ama ne olur haftada 2 video yapsanız. Bu konu çok gündeme geliyor. Hazır prodüktörümüz de buradayken bu soruya cevap verelim. Bildiğiniz gibi, belki fark etmişsinizdir sevgili seyirciler, programın kurgusunu Nazım ele aldı. Üçüncü kurgucumuz kendisi. İkincisi pert oldu. Kaç günde çıkıyor program montajı? Arkadaşlar 3-4 günümü alıyor çok zor iş. 5 gününü alıyor abi. Rahat. Haftadaki program imkansız yani. İsteğinize derhal son verin. Diyorlar ya, hoca o kadar akıllı değil, montajda öyle gösteriliyor. Gerçekten aslında montaj olmasa, yayınına koy olsa evet o zaman haftada 3 tane de yapılır ama insanlar onu bilmiyor. Bu programın metni yok arkadaşlar. Var mı? Bu programın metni yok, her şey doğaçlama. Biri bu hafta şey yorum yazmıştım. Adam önünde kağıt var, onu okuyor. Evet, ona da cevap vermek istiyordum, doğru. Önümde kağıt falan yok. Sadece belli kelimeleri unutmayayım diye yazdığım bir şey var. Ben kimyadan hiç anlamam. Baryum oksit, onu not etmiştim. Hatta baryum oksit diye okudum ya, onu da birisi laf etmiş. Bazı kelimeleri hatırlamak için not alıyorum ama bu programın bir metni yok. Önceden hazırlanmıyor bu program. Yani geliyoruz buraya ne konuşalım diyoruz. Sonra da oturup konuşuyoruz. Dolayısıyla çok uzun konuşmamız gerekiyor. Minimum 1,5 saatlik konuşmalardan. 1,5-2 saatlik malzemeden geliyor. Evet. Bu da vakit alıyor. Sonra yazısıydı, grafiğiydi, bilmem ne, sesi, miksajı derken haftadan haftaya zor yetişiyor program. Şimdi gerek İlker Hoca, gerek İFA özelinde düşünecek olursak. İkisi de film yapılabilmesi için uğraşan kişi kuruluş. Madem olmayacak film yapmak, siz neden varsınız? Etik mi yaptığınız? Yaptığımız etik değil. Arkada aslında biz uyuşturucu imalatı ediyoruz. Biz hiçbir zaman olmaz demedik. Değil mi Nazım? Bu soruların hepsinin cevapları var zaten. Evet. Bunun cevabını programda da çok verdim. Biz olmaz öyle saçma şey, film yapamazsınız demek değil ama gerçekçilik, yani aslında bir perspektif kazandırmak. Ek sözlükte birisi onu yazmış, hoşuma gitti. Bir perspektif kazandırmak burada amaç. 80'lerden sonra doğan kuşaklarda millennial deniyor ya onlara. Onlarda şöyle bir sorun var. Her şeyi hakları olduğunu düşünüyorlar. Cep telefonları, işte Instagram, Twitter falan filan. Onlardan da biraz oldu yani. Düğmeye basayım olsun. Aa olmadı. Düğmeye basıyorum olmuyor. Hayat öyle bir şey değil. Daha sabır gerekiyor. Başarı için en önemli faktör zeka veya yetenek değil. Mesela sen hep onu söylersin. Yetenek. Yetenek değil önemli olan. Nedir? Sebat. Yani bir şeyi kafaya takacaksın. Düzenli olarak tekrar yapacaksın. Bu işte içinde belli bir sabır gerektiriyor. İşte tutku gerektiriyor. Azim gerektiriyor. Çalışkanlık gerektiriyor. Yani bunlara sahip olanlar başarılı oluyor. Yoksa babası çok zengin de acayip filmci oldu diye bir şey duymazsın. Başarılı olan kimse bedavadan başarılı olmuyor. Onu diyordum yani. Millennial'lar bunu daha anlayamadılar. Bu öyle değil. Uzun bir koşu bu. Ben de şeye uyuz oluyorum hocam. Bu kadar emek veriyoruz. Gözlüklü çıkartın. Nazım'ın sesi niye öyle? O dönerciyi çıkartın. Lan! Dönerciye çok bozulmuş. Bu yine millennial'ların klasik bir özelliği. Anında ve her şey bedava ya. Yani bir şey yapmak istiyorsun. YouTube'a giriyorsun. Tık basıyorsun. Geliyor. Şimdi bu sana bedava geliyor. Bu program. Kardeşim bunu yapanlar bu adamlar işte yani. Veysi, Nazım, İlker. Bu adamların da bir hayatı var yani. Sadece burada yaşayıp senin emirlerine amade değiller yani. Onu anlamakta çok güçlük çekiyor arkadaşlar maalesef. Yani haftada 3 bölüm yapın. Peki tamam yapayım. Vereceğim hesap numarasına. Hiçbir iş mi yapmayayım? Yani evet, ben hiçbir şey yapmayayım o zaman. Hep burada bir takım konuşmalar yapayım. Benim bu programla ilgili en gurur duyduğum şey şu. Böyle bir program yok. Ama bunu şey anlamda söylemiyorum. Bu öyle bir program ki diye değil. Ve olmayacak, size onu olmayacak söyleyeyim. Yani kimse yapmaz böyle bir program. Neden yapmaz? Korkarlar. Aptal olmadık. Çok kendi kafamıza göre takıldığımız bir şey ya bu. Yani aynen. Hiç kimseye ne eyvallahımız var ne bir şey yani. Böyle programlar yapmıyor insanlar. Geçen sene bir takım reklamcılarla görüşmüştük hatırlarsan. Evet. Çocuk kanalı açın falan, aptal şeyler söylüyorlardı. Yani YouTube'la ilgili bir şey konuştuğun zaman çocuk kanalı aç. Hep bu muhabbet. Ben de biliyorum çocuk kanalı açmayı yani. Bu çok
büyük bir zeka gerektirmiyor. Gir zaten. Ya onu yapan bir sürü insan var. Evet. Bu arada YouTuber değiliz biz. Onu biliyorsunuz. Değiliz hocam. Ha, yani biz sakın YouTube aman diyeyim bak. Biz başarısız olmaya çalışıyoruz. Hocam hep olmaz öyle saçma şey diyor. Hocamdan bu iş böyle olur diyerek nasıl yapılacağını anlatacağı bir şey bekliyorum. Bu konuda haksızlığa uğradığımızı düşünüyorum. Evet. Şöyle bir soru oluyor ama ister istemez. Çok biliyorsan sen yap vardır ya. Evet o geçerli bir soru aslında yani. Sonunda bir noktada herkes bize onu sorabilir. Zaten soranlar oluyor. Sizin öğrencileriniz ne yapıyor falan diyenler var ya. Bu boğazlarınız, kulaklarınızın kenarları neden yeşil yeşil? En sevdiğimiz yer. Bunu Nazım Bey'e sormak lazım. Işık yapamıyorum arkadaşlar yani o yüzden. Yok ışık yapamamakla alakası yok. Şey green'e yeşile daha uzak olmamız lazım. Arkadaşlar yine aynı konuya geliyorlar yani. Arkadaşım vereceğim hesaba yani bunların hepsi aynı yere gelir. Yani bedava bir şey buldum seyrediyorum demiyor herif. Yeşil diyor. Yani. Premier'den proje açmış, screenshot atmış. Bakın hala yeşil yeşil. O arkadaş geri zekalı ben onu söyleyeyim. Abi yani çünkü yani. Bununla vakit kaybediyor herif yani. Ne gerek var böyle bir şeyle vakit kaybetmeye? Yani bu programın amacı şey değil ki, biz ne kadar iyi green screen yapıyoruz programı değil ki bu. Öyle bir program olsa tamam diyeceğim ki hani. O da şey diyor, siz okul değil misiniz falan filan. Yani bunlara girmemek lazım, çok saçma tartışmalar bunlar. Demişler ki Türk filmleri iyi olmadığı için Recep İvedik'lere kaldık. İyi film çıktı da yapıldı da biz mi gitmedik? Bu da sonu gelmez bir tartışmadır. Bayılırım buna. Tavuk mu yumurta mı tartışmasını bilirsiniz meşhur. Onun gibi bir şey. Soru şu. Acaba filmler kötü olduğu için mi böyle yoksa seyirciler kötü olduğu için mi böyle? Sizce bunun cevabı nedir? Buyurun Veysi Bey. Hocam ikisi de var. Mesela BKM iyi film çekebilecekken çekmemeyi tercih edebiliyor. Çünkü total oynamak istiyor. İyi film nedir peki? İyi filmden kastım tabii ki çekimi belli bir kalitede olması gerekiyor ama bunun ana faktörü senaryodur. Ama sen tabii senaryo ağırlıklı olduğun için hep senaryo konuşuyorsun. Ama senaryo iyi olmazsa iyi film çıkar mı çok zor. Zor. İyi film nedir Nazım? İzleyen kişi izlediği anda eğer hisleriyle, duygularıyla bir şekilde bağ kurabiliyorsa, ağlıyorsa, gülüyorsa, o sevinci, o mutluluğu yaşıyorsa, o dramın içine kendisini de sokabiliyorsa benim için o iyi filmdir. O zaman senin için İvedik iyi film. Bana sormadı hoca. Az önce sana sordu ama bana sormasını bekledim. Bence kötü seyirciye yapılan kötü filmler var bu ülkede. İyi seyircin olsaydı iyi filmler çıkardı. O zaman ne yapalım? İsveç'ten seyirci mi ihraç? Keşke olsa da getirsek hocam. İsveç'ten seyirci ithal edildi. Bak ilk defa zorlandığımı göreceksin. Bu zor bir konu yani. Bu benim de düşündüğüm bir konu. Dünyada da sinema krizde. Amerikan sinemasında da benzer şeyler konuşuluyor. Zannetmeyin ki sadece Türkiye'de. Dünyada nüfus çok arttı. Kırmadan kimseyi söylemek istiyorum ama seyirci talepleri değişti. Ve sonuçta bu ticaretse adamlar, tabii ki film yapanlar ona bakar. Yani o konuda Veysel'in dediğine tam katılmıyorum. BKM neye bakacak abi? Adam hesaba bakıyor. Para harcıyor. Çıkana bakıyor. Ödemiyorsa kötü diyor. Öbürünü yapıyor. Ama kapalı gişeyi seyrettiniz mi? İzledim. Sen de seyrettin mi? Yani onu illa söylüyorlar hocam. Evet. Ne diyorsun falan. Aslında bu dediğin konu ona geliyor. 1950'lerde biliyorsun bu Amerika'da olmuştu. Zaten belgeselde de anlatılıyor bu tekel meselesi. Üretim kanalları ve dağıtım kanallarının tek elde toplanması buna yol açıyor işte yani. Adam kendisi filmi yapıyor. Kendi filmini kendi salonlarında gösteriyor. Senin filmini de oraya sokmuyor. Nazım çok sever bu muhabbeti. Bir mafyalaşma. Sonuçta bu bir çark. Mafya kötü algılanıyor. Yani mafya hep olur. Biz de mafyayız. Yani biz de burada üçümüzüz şu anda. Burası senin okulun. Biz burada işte ben ders veriyorum. Nazım burada çalışıyor. Yani burada bir sistem var. Şimdi karşımıza kifa açılsa biz de bir şeyler yaparız. Bir ülkenin uygarlık seviyesi aslında ne kadar denetlendiğiyle ilgili. Denetlemen lazım. Sen hiçbir şeyi denetlemezsen herkes kendi kafasına göre orman kanununa gider. Adam kar etmeye çalışıyor. Film gösteriyor, para kazanıyor. Bu kadar basit. Ben sinemacıları o yüzden anlamıyorum. Yani Mars bize haksızlık ediyor. Oğlum yapar Mars ticari kuruluş. Sen de karşı bir lobi oluşturacaksın. Böyle olur yani. Sinema salonu sahibi olsam ya izleyicinin izlemeyeceği bir filmi de barındırmak istemem. Çünkü dünya kadar yatırım var i̇şte orada. İşte onu diyorum. Yani o da vermez gayet normal. Yani aynen. Sen de sinema salonu işletsen sen de dersin ki ben Mars'la yürüyeceğim yani. Normal bu yani. Diyor ya kötü filmler var o yüzden. Öyle değil. Yok. Talep yok yani. İyiye talep yok. İyiye ama talep olmayınca da iyi olmaz yani. Bundan normal bir şey olmaz. Yok ona şuradan katılmıyorum. İyi film yok. Yani olsa da talep. Filmler iyi filmler değil. İyi film olsa da talep yok abi. Babam ve oğlum kendi kendiniz izleyicisini yaratan bir film. Şimdi. Babam ve oğlum iyi film mi? Güzel film en azından. Piyasa filmi abi. Yani ama kötü değil. Ama hani babam ve oğlum bu ülkenin en büyük çıkardığı film o mu yok, yani? Yok değil. İkimizin iyi dediği şeyler farklı herhalde. İyi film dersek Hollywood'dan saymamız gerekecek. Sen bir dakika tamamen karıştık. İyiye Hollywood mu diyorsun? Ben ona da iyi demiyorum. Şimdi iyi filmi tanımlamak dünyanın en zor işi. Demin Nazım'ın yaptığı tanıma birazcık katılıyorum ama tam da değil. Bence iyi film, aileden bahsedelim diyordun ya. Aileden bahsedelim aslında. Herkes de söylüyor. Ben aileyi görmedim ama görmeme gerek yok. Aile iyi bir film değil. Yani şu anlamda
iyi bir film değil. Ayla çok hesaplanmış bir film ve Ayla çok duygusal bir film. Ben Türkiye'deki en büyük problemlerden birini bu duygusallıkta görüyorum. Yani duyguyla yaşıyor herkes. Ağlatacağız sizi diye film yapıyor. Sevgiseli falan. Yani onu istemiyorum ben, sevgiseli falan. Arabesklik var abi Türkiye'de. Her şeye arabesk yaklaşıyor. Salya sümük ağlatalım işte, gülmekten gebersinler falan. Yani o kadar uçlara götürdüğün zaman her şey sulanır. Sulanmak zorunda kalıyor. Dünyada bitti bu ya. Böyle bir şey yok yani. Hani Amerika çok ekmeğini yedi bunun zamanında. Tamam evet, 15 yıl önce, 20 yıl önce vardı böyle şeyler de. Yani 20 yıldır siz hiç görüyor musunuz abi? Ben sizi ağlatacağım diye bir film. Ama bir şey strateji olarak işe yarıyorsa daha fazla izleyici çekmek için. Ama o zaman hep aynı yerde dönüp duruyoruz. Adam ciddi bir yatırım yapıyor. 18 milyon TL bütçe harcıyor. İşte yaramıyor. Ben yaramayacağım. Seninle o yüzden iddiaya girdik. Hmm. Bu saatten sonra onlar olmaz artık. Ben inanmıyorum yani olacağına. Ya yani film kötüdür iyidir, bak onu tartışmıyorum. Yani bir tasarım olarak yapılmış ya. Senin malzeme ile olan ilişkin. Yani bir öykü görüyorsun, tamam mı? Bir öykü görmüş. Türk askeri işte orada bir kızı alıyor. İşte o kızı çok seviyor. Yani bir sevgi hikayesi anlatacağım diye yola çıkıyor, tamam mı? Hmm. Bu problemli bir şey. Neden problemli? Çünkü sen taraflısın. Anlattığın öyküye çok tarafsın. Şey, canı da tanıyorum. Reklam yönetmenidir o. Tam bir reklam yönetmeninin aslında yapacağı bir şey o. Ağlatalım yani. Hikaye o kadar etkileyici ki işte. Çıkanlar da böyle şey, gözyaşları sel oldu falan. Bunu dünyada satamazsın. Yani satarsın, Güney Kore'de şurada burada alıcısı olur ama yani şeyi izliyorum bak, Vikings. Bir yerinde İslamiyet'e girdi. Vikingler gittiler İspanya'da. Adam girdi, çok da koyu bir pagan, namaz kılıyorlar. Adam etkilendi. Şimdi normalde böyle bir sahneyi bir Türk filminde görsen becerilemez bu hep. Manipülatif durur. Yani sana hep bir şeyleri yedirmeye çalışma çabası var ya. Mesafeli durman lazım anlattığın şeye. Çünkü mesafeli durmazsan eğer çok duygusal takılıyorsun. Yani Allah işte ağlıyor herif, gözyaşları sel oldu işte. Ağladık, mahvolduk, bittik. Türkler şöyle işte. Var değil mi filmde öyle şeyler? Çok az olsa var yani. İşte bu olmaz abi. Dünyada hiç sen böyle bir şey görüyor musun? Bak Amerika dibine kadar yapıyor bunu ama o şekilde değil. Bu şuna benzer yani. Benim İFA çok iyi abi. Biz ağladık burada. Yani olmaz öyle saçma şey programımız. Müthiş ya, korkunç falan. Bizim bunu dememiz ne kadar inandırıcı olabilir abi böyle bir şeyi. Bu da ona benziyor. Ama bu benim çok kişisel görüşüm. Yani yapış yapış durum var Türkiye'de sinema adına. Yani yapılan her şey ya ağlatacak ya güldürecek. Ağlatacaksa salya sümük ağlatacak. Arası yok. Salya sümük ağlatmak bir başarı mıdır? Güldürmek isterken güldürtmek, ağlatmak isterken ağlatmak bir başarıdır. Bir anlatım aracı ya. Sen o anlatmayı doğru bir şekilde başarmışsın demektir. Evet ama bir ince çizgi var. Tam aslında anlatmak istediğim yere geldi. Teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Ne zaman sıkıştı? Ağzım sessiz kaldım konularda ama. Ama doğru söylüyor. Seyirci zaten filmi bilerek gidiyor. Ağlamak için gidiyor oraya. Veya ama gülmek işte, için gidiyor zaten. Şimdi o zaman sizi çok kötü yere sevecek şeyimi söyleyeyim. İşte bu pornodur. Yani şu anlamda pornodur. Porno filmi düşün. O da aynı şey. Yani biliyorsun niye seyredeceğini, tamam mı? Sanat öyle bir şey değil. Şimdi aslında Nazım gibi oldum. Şimdi çok idealist kaldım ama sanatta hiçbir şey o kadar kesin olamaz abi. Yani beni ağlattı film demek ki çok iyi diye bir şey olamaz. Tekrar ediyorum, aileden bağımsız konuşuyorum aslında. Türk filmleri için biraz geçerli değil çünkü Türkiye'de sanat diyebileceğiniz kaç tane film var? İşte çok yani bu konu şey, zor bir konu. Anlaşamayız biz orada. Sanat nedir, ona geleyim önce. Sence sanat nedir? Önce sen onu söyle. Güzel sanat olan her şeyin toplamıdır benim için. O geçti çok önceden. O antik Yunan'da falan. Abi sanat şu, seni başka bir bakış açısına getirmesi lazım. Senin deneyimlemediğin bir şeyi sana deneyimletmesi, sana sorgulatması lazım, hayatı sorgulatması lazım. Aslında inanılmaz bir gücü var sanat dediğin şeyin. Hayatında yaşayamayacağın deneyimleri sana yaşatıyor. Amaç da seni aslında büyütmek, yani büyütmek derken seni ileri götürmek. Senin başka bakış açılarına sahip olman, dünyayı farklı görmen, daha sivilize olman, daha uygar olman, tamam mı? Tek soru budur yani. Sen bir filme gittin, çıktığında değişir misin? Yusuf Atılgan'ın lafıydı o değil mi? Öyle bir laf vardı. Yani sinema salonundan çıkmış insanın psikolojisi diye bir şey vardır. İyi bir filmden çıkınca sarsılırsın. Dünyayı görüşün değişir aslında. Şimdi bu anlamda Cingöz Recai'ler, Aylalar vesaireler bunlar bir değişim yaratıyor mu? Yaratmıyor. Yaratmıyor. Senaryoda iyilik olmaz oğlum. Yani tek taraflı bir bakış açısına sahip olamazsın. Zıttını yani göstermesi gerekiyor. Evet. Yani ve zıttını o kadar iyi göstermen lazım ki insanlar kesinlikle da şüpheye düşsün. Çünkü o zaman sanat olur. Bak kötü demiyorum. İyi bir film olabilir. Ama yaratmıyor.
amacı o değil. Oraya oynamıyor zaten. Evet ama o amacı oynayan bir Türk filmi söyleyebilir misiniz? Nuri Bilge Ceylan'ın filmlerinde sev sevme bence bir şey oluyor. Bir sarsıyor seni. MPAA var. Motion Picture Association of America. Onlar her yıl rapor çıkarıyor dünyada sinema ne oldu diye. 2016 raporuna bakıyordum geçen gün. Amerika 11.6 milyar dolarlık bir pazar. Türkiye 0.2 yani 200 milyon dolar. Türkiye'de acayip bir şey var ya, sinemamız canlanıyor falan. Yani yok öyle bir şey oğlum. Çok küçük. Olan şey çok az aslında. Yüzlerce olursa onun içinden iyiler de çıkar. Senede 3-4 film, 5 film, 10 film maksimum. Gerisi 80 milyonluk ülkede sadece 10 film olmaz ki. Sen seyircinin istediği şeyi yaptığın sürece iyi film yapamazsın. Ayla gibi filmlerdeki problem bu. Yani seyircinin isteyeceği, seyircinin hoşuna gitmeye çalışıyor. Siz de bir türlü orada anlaşamıyoruz. Yani bu program için de aynı şey geçerli. Biz bu programı seyircinin istediği gibi yaparsak uçar gideriz. Daha çok izleniriz. Başarı oysa evet. Hep aynı aslında. Formül değişmiyor. Toplumu ileri götürmen lazım. Yani anlattığın hikayelerle sen bir perspektif kazandırman lazım. Sen başka bir şekilde düşünmeyi şüpheye düşürmen lazım. Soru sordurman lazım. Başka baktırman lazım. Yani öyle yapabilmek için de adamı rahatsız etmen lazım. Yani tamamen adamın hoşuna gidecek şeyleri söylersen işte öyle olur. Yani bir sevgi filmi. Mendillerinizi hazırlayın. Bu hafta bir şey seyrettim. Kan'a gidiyor ünlü bir Türk yönetmen, dizi yönetmeni. Şeye çıkmışlar konuşmaya. Adam diyor ki ya çok büyük dizilerin yönetmenliğini yaptınız. Nasıl bir deneyimdi, anlatın bize hani ya nasıl yönetmenlik yapıyorsunuz falan diye bir soru soruyor. Klasik bir soru soruyor. Yönetmen ne diyor? Ben duygularımla yönetiyorum diyor. Dizi sektörünün bir numaralı lafı bu şimdi biliyor musun? Yönetmen duyguları veremedi. O yönetmen duyguları çok iyi veriyor. Duyguları vermek. Yönetmenlik teknik bir iş. Duyguyla muyguyla bir alakası yok. Sen mimara duygularımla yaptım ben binayı der mi abi? Böyle bir şey olabilir mi yani? Evet, yarattığın eser sonuç olarak duygu manipülasyonudur. Yani bu tamamen bir akıl işi, tasarım işi. Araçlar var, kamera var, lens var, açılar var, kurgu var, ses var. Bunları senin bilmen lazım. Nasıl olur abi? Bilmeden nasıl yapabilirsin? Yani duygularım diye bir şey. Yani ben hiç David Fincher der mi ya? My feelings falan. Türkiye'den senarist çıkmaz dememeliyiz sanki. Misal Ezel dizisinin senaryosu çok mu kötüydü sizce? Bizim Ezel fena dizi değildi. Evet. Ezel bir güzeldi. Birkaç bölüm izlemiştim yani. O kadar laf et 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 üstüne Ezel fena değil dedi ya. Neye laf ettin ki? Duygu sömürüsünden dizi film yapılmaz dediniz. Ezel başından sonuna kadar duygu sömürüsünün Allah'ı yani. Şimdi çok güzel yere geldi. Çok önemli bir yere geldi. Bunu söylemek istiyorum. Aferin Nazım. Evet. Televizyon dizisiyle sinema filmi arasında hep derler ya bu film değil falan diyorlar hani. O işte bu. Televizyon başka bir şey, sinema başka bir şey. Televizyonda seyirciyi oynuyorsun. Yani elinde kumanda var, oturuyor. Bir yandan herif çekirdek yerken, bir yandan işte karısının hazırladığı çorbaya bakarken, öbür yandan çocuğunun ödevine yardım ederken bir yandan da televizyona bakıyor. Full konsantre değil ve rekabet anında çat basıyor öbürüne geçiyor. Sen bu medyuma, bu ortama bir şey yapacaksan seyirci için yapacaksın. Sinemaya giden ama, daha aynı seyirci. Ama sinemada şöyle bir fark var. Adam veya kadın biletini alıyor, giriyor, karartılıyor salon. Captive audience deniyor. Yani yakalanmış seyirci artık. Ona gelmiş, ağlamaya gelmiş mesela, aileye gelmiş. Aileyi kesmiş gözüne. Demiş ben bunu da alırım, gitmiş. Cingöz Recai işte Meryem'i beğeniyor, gidiyor. Kenan'a hayran, gidiyor. Hedef kitle gelmiş. Oyun sahan öbürü kadar dar değil. Televizyonda mecbursun. Televizyon da değişmeye başladı işte Netflix gibi şeylerle. Kumanda mumanda yok. Kanal değiştirme, reyting kaygısı eskisi gibi değil. Oturuyor 8 bölüm, 10 bölüm bir sezonu arka arkaya seyrediyor. İşte o yüzden diziler daha iyi oldu. Dün David Fincher'ınkine başladım, Mindhunter. Evet. Bayağı David Fincher dizi çekmeye başladı. Evet. Şimdi bu bir göstergedir yani hani sınıfı bir yönetmen sonuçta. Hollywood'un en bilinen 20-25 yönetmeninden biri. Dizi çekiyor. Ama sende öyle bir şey yok. Yani sende televizyon dizisi tuttu, hadi onu sinemaya yapalım. Yani terse gidiyor olay, anlatabiliyor muyum? Ezel yapılmamış bir şeydi. O açıdan çok saygıdeğer bir şeydi. Sen beğenmiyor muydun? Güzel diziydi hocam da uzadı. Ya, o da ticari bir karar. İki sene önce mi Robert McKee geldi ya, sen gittin ona değil mi? Gittim. Adam ne dedi biliyorsun. Netflix'te bakıyorsun diziler işte Vikings 1. sezon 10 bölüm, 2. sezon 8 bölüm. Sonra Ezel'e giriyorsun 1. sezon 57 bölüm. Arkadaşlar dedi yani haftada bir bölüm yazıyorsanız boktan bir şey yapmanız kesindir, yapmayın bunu dedi. Ne oldu orada millet? Herhalde. Bayağı kahkahalarla güldü. Yani mümkün değil bak, Türkiye televizyonlarında bu prodüksiyon anlayışıyla senin hayalindeki şeyi yapmak mümkün değil. Çünkü diyor ki, geçen gün bir prodüktörle röportaj vardı. Pazartesi günü yayına girecek bölümü cumartesi günü çekiyoruz hala diyor. Abi olmaz öyle saçma şeyi yetiştirmeyi düştü söylüyorsun. Adamlar her dizi hafta 130 dakika dizi yetiştiriyor. Dünyanın neresinde olabilir ya?
olmaz öyle saçma şey. Eleştiriler tamam, lakin Türkiye'den senarist çıkmaz lafı çok fazla değil mi? Eski yeni fark etmez. Gerçekten merak içerisindeyim. En sevdiğiniz 10, hadi bilemediniz 5 tane Türk filmini söyler misiniz? En sevdiğim Türk filmi kimsenin sevmediği Türk filmlerinden biridir. Tamam. Metin Aksa'nın Sevmek tamam, Zamanı Severim. Çok eleştirilir o. Seyredeli de çok oldu aslında. Tekrar bir bakmam lazım. Yani bir takım insan... O şeydir. Türk sinema tarihinde bir tartışma konusudur. Boş beleş bir film miydi yoksa gerçekten önemli bir film miydi? Siz seyrettiniz mi onu? İzledim ben. Ben Metin Aksa'nı çok önemserim. Çok ikili bir hayatı oldu. Şimdi cevaptan kaçmak için konuyu başka bir şey yapacağım. Ben soruyu soracağım yine. Çok ikili bir hayatı oldu onun. Piyasa filmleri çekti hayatta kalabilmek ve geçinmek için. Ama bir yandan da işte kendisi para biriktirdi etti. Sonra Sevmek Zamanı çekti ve battı. Kadın Hamlet çekti. Sazlık diye müthiş bir kısa filmi vardır mesela TRT'ye çektiği. O jenerasyondan benim tek geçtiğim adamdı yani kendisi. Zeki Demirkubuz'un Kaderini seviyorum. Çirkin buluyorum aslında filmlerini. Yani estetik den kaçıyor ya o. Işıkları kötüdür bilinçli olarak. Kadrajları tuhaftır. Ama benim ölçüm şu aslında. Bir şeyin peşinden gidiyor. O çok kıymetli bir şey bence. Nuri Bilge Ceylan'ı da öyle. Sevmiyorum aslında. Öyle bir sinemayı sevmiyorum ama Bir Zamanlar Anadolu'da güzel. Muhsin Bey de ilginç bir filmdir. O dönemi iyi veren bir filmdir yani. Hani eskimiştir biraz falan ama. Sen sever misin abi? Tabut Taroşata'yı çok severim. Yer Altını çok severim. Dönersen Islıkçalı çok severim. Yolu severim. Nuri'nin ve Zeki Demirkubuz'un, Şerif Gören'in bütün filmlerini izledim. Bütün tam, film. Tamamını izledim. Mesela Kader bir varoş başyapıtı ya aslında. Varoş'u anlatıyor film. Fakat varoş'u anlatan filme varoş hiç ilgi göstermiyor ve sahip çıkmıyor. Programımızda bir dönüm noktası yaşıyoruz sayın seyirciler. Geçen hafta ilgi patlaması yaşadık, farkındaysanız. Evet hocam. Bu konuda konuşmak ister misiniz? Vallahi 20 bin çok mutluyuz bir haftada. Hocanın memeleri var diyen var ya. Hocam gariptir, biz sizi robot sanırdık. Hayır. Memeye niye baktın arkadaş? Cinsel açlığın geldiği noktaya bak yani. İlker'in memelerine bakıyor. Buna yapacak patolojik bir vaka bu yani. Korkuyorum ben aslında, şaka bir yana. Programın ilgi görmesi korkutuyor beni aslında. Şimdi böyle bir sürü lavuk gelecek. Hocanın memeleri var diyen adamlar geliyor yani. Ne yapacağız onları? Çok üzülüyorum yani. Siz üzülmüyor musunuz?